Herkese tolgözbek.com'dan merhaba. Acun Ilıcalı başarılı bir medya patronu. Televizyon kanalları var. Uluslararası işler yapıyor ama bugünlerde gündemde aldığı yeni nesil uzun menzilli iş jetiyle gündemimizde. 13 milyon dolar aldı. Global XRS tipi uzun menzilli iş jetiyle artık Survivor gibi Dominik adalarına yaptığı çekimlere doğrudan uçacak, yakıt ikmali yapmayacak. Tabii ki zenginin malı benim gibi yürtün ağzını yoruyor ama bu videomuzda sizlere Acun Ilıcalı'nın uçaklarını ...nasıl uçak seçtiğini, niye ikinci el uçak tercih ettiğini, yılda kaç saat uçtuğu gibi bilgileri sizlerle paylaşacağız. 1990'ların ikinci yarısında ben ürette çalışırken o zaman e, iki telde bulunan ve şu an yıkılmış olan binada aynı zamanda Show TV'de bulunuyordu. Acun Ilıcalı benim gibi muhabirdi, ben de muhabirdim. Bugün <laughs> Acun Ilıcalı'nın işte aldığı uçakların videosunu size yapıyoruz. Ben ise görevime e, muhabir olarak devam ediyorum. Farklı mecralarda kendi işimi yapmaya çalışıyorum. Acun Ilıcalı 2000'lerden itibaren yaptığı programlarla birlikte önce bir iç yapım şirketiyken arkasından prodüktör haline geldi. Kendi programlarını, projelerini hayata geçirirken hep dünyayı gezdi. Vesayet etmeyi çok seven bir gazeteci büyüğümüz diyelim. Çok fazla seyahat ederken tabii Acun Ilıcalı zamanı iyi kullanmayı seviyor. Genellikle de son dakika havalimanlarına gelirken tabii büyüdükçe yaptığı işler arttıkça bir uçak arayışı içerisine girdi. Bu uçak arayışına da hiç riske girmedi, çok fazla para harcamadı. O dönem Nihat Özdemir, Lima Holding'in sahibi İstanbul Havalimanı'nın işletmeci şirketlerinden bir tanesi. Aynı zamanda inşaat, müteahhitlik, enerji işlerine çok ciddi yatırımlar yapıyor. Uçağını, elindeki uçağını satmak üzere girişimlerde bulunuyordu. Ve elinde de Sense'den Citation Excel tipi bir uçak vardı. 2011'de işte bu uçak Acun Ilıcalı'nın ilk kullandığı uçak oldu. Kapasite olarak biraz daha 7 koltuklu bir uçaktı. Örneğin çok fazla uzaklara da direkt gidemiyordu. Ama Avrupa içi uçuşlar veya Orta ya yapılacak uçuşlar için uçağın menzili gayet uygundu. Hele ki iç at için çok uygun bir kapasite sunuyordu. Cessna Citation Excel'in de ayrıca uçuş operasyon maliyetleri de gayet uygundu. 2011 yılında Acun ee, aldığı Nihat Özdemir'in ikinci el kullanılmış uçağı Excel'le birlikte bu pazara girdi ve bu uçağı kullanmaya başladı. Sesna Citation Excel'i 2 yıl kullandıktan sonra 2013'e geldiği zaman Acun Ilıcalı yeni bir uçak arayışına girdi. Fakat burada ilk attığı adım gibi ikinci el işletlerine daha büyük ilgiyle incelemeye başladı. İkinci el işletleri aynı tekneler gibi birçoğu sahibine özel imal edilmiş uçaklar ama standartlarınız belliyse, iyi bir araştırma yaptıysanız, uçağın geçmişini iyi incelediyseniz veya teknik raporlarınız başarıysa gayet uygun fiyatlara ikinci el bir uçak bulabilmek mümkün. 2013'te de biraz daha gövdeyi büyüttü. Bu sefer imalatçı olarak Cessna'dan Kanadalı Bombardier'e geçti. Challenger 300 yeni seçtiği uçaktı ve ikinci el uçağını alarak Türkiye'ye getirdi. Şimdi Cessna Citation Excel'i 1 artı 1 stüdyo gibi bir ev kabul edersek Challenger 300 2 artı 1 biraz daha geniş, biraz daha uzağa gidebilen, biraz daha yolcunun kabin alanının büyümesiyle konforun arttığı bir uçaktı. Acun Ilıcalı tabii ki büyüyen işleriyle birlikte 2013'te uçağını almıştı. O yıllarda uçağın bir internet bağlantısı yoktu. Türkiye'de de bir modifikasyon yaptırdı MNGJT ve uçağa sat komanteni takıldı. Uçağa böylece yerde olmadığı sürece havada internete girebilecek gerekirse de telefon konuşmalarını yapabilecekti. Kabini toparlandı ve Acun Ilıcalı bu uçağı da gayet büyük bir başarıyla ve yoğun olarak kullandı. Challenger 300'ü 2013'ten 2017'ye kadar 4 yıl başarıyla kullandıktan sonra artık tabi bu Survivor'la birlikte uzun menzilli uçuşları çok fazla artmıştı Acun ve daha büyük gövdeli, daha uzaklara uçabilecek bir arayış, uçak arayışına girdi. Yine aynı imalatçının Bombardier'ın Challenger 605 uçağını seçti. Onu da ikinci el o zamanki açıklanan fiyata göre 9 milyon euro gibi işte bugünün fiyatıyla nereden baksanız 10-10,5 milyon dolara denk geliyor. Bir para öderek bu uçağı aldı ve bu uçağı da kullanmaya başladı. Fakat tabi bu Dominik Cumhuriyeti'ne giderken bu uçağın örneğin İzlanda Keflavik gibi bir noktaya uçması burada yakıt ikmali yapması aşağı doğru inerken de e, e, rüzgar nedeniyle tabii ki ya direkt uçması mümkün ya da bir noktaya inerek bir yakıt ikmal yapmak zorunda da kalabiliyordu bu uçak. Ve Acun Ilıcalı'nın gözü de çok da uzun menzili bir uçaktaydı. Bir yandan işlerini büyüten, televizyon kanallarını büyüten, şu anda tabii yeni bir dijital platform üzerine çalışıyor Acun Ilıcalı. Ve tabii ki şirketler çalıştıkça da para kazanıyor. Yine bir adım daha attı ve 13 milyon dolara yeni bir e, uçak buldu yine ikinci yer. Bu uçak da yine Bombardier'ın Global XRS tipi uzun menzilli işletiydi. Bu jet 11.390 kilometre menziliyle işte Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri veya Dominik'e doğrudan uçacak bir kapasiteye sahip. Gövde büyüdüğü için koltuk kapasitesi 18'e kadar çıkabiliyor. Ve tabii ki Challenger 605'ten uçuş operasyon maliyetleri yaklaşık %20 daha fazla. Ama aradaki o teknik inişleri kaldırdığınız zaman Global XRS'in operasyon maliyeti aynı Challenger 605'e geliyor. Zaten iş adamları için uzun menzilli uçuşlar için yapılmış çok özel bir uçak. Bu uçaktan bugüne kadar yaklaşık 160 adet imal edilmiş. Bombardier 2004 ile 2012 arasında 8 yıl bu uçaklardan e, imal ediyor. Daha sonra model Global 6000'e şu anda 6500'e dönmüş durumda. Bombardier uçakları daha büyük modellerini 7000 ve 8000 serileri üzerinde çalışmaların devam ettiriyor. Çünkü iş adamları artık Ufak işjetlerinden çok geniş gövdeli, uzun menzilli işjetlerini tercih ediyor. İşte Gulfstream'in 650 serisi var, yeni ailesi var bunlarla ilgili çıkardı. Bir tarafta bakıyoruz Fransız imalatçı Dassault'un Falcon 7 xi veya 8X gibi geniş gövdeli modelleri var. Bu pazarlar giderek daha dikkat çekmeye ve iş alanları tarafından tercih edilmeye devam ediliyor. Acun Ilıcalı yıllık ortalama 500 saat e, özel jetle uçuyor bir pilotun limiti 1000 saat düşünün yani 500 saat gibi çok ciddi bir rakam uçuyor. Ayrıca uçağına da ortalama yılda 200 saat kadar kiraya veriyor. Yeni aldığı bu uçak Ekim sonu gibi girecek. Envanterine e şirketin bu arada çalıştığı şirkette Bonair. E, Acun herhangi bir havacılık şirketi kurmuyor ve burada da belirli bir şirketten hizmet almayı tercih ediyor ve 2011'den bu yana da Bonair ile çalışıyor Acun Ilıcalı. Bu açıdan da maliyetlerini kontrol etmesi, uçağın e, hava taksi yani kiralanması açısından da Bonair ona destek veriyor ki Bonair bu genel havacılık sektörünün çok eski şirketlerinden biri Ateş bunun kurduğu bir şirket. Genel olarak baktığımız zaman Acun Ilıcalı çok iyi ikinci el pazarlarına dikkat ediyor uçakların. E, buradan uygun fırsatları takip ediyor ve uygun fırsatlar geldiği zaman uçak tipini büyütüyor ve bu arada satarken de uçağını ikinci elde uygun fiyata satıyor. Arada çok az miktarda para koyarak hem uçak tipini büyütüyor hem de operasyona devam ediyor. Bugün Global XRS'in yeni modeli yok, yenisi üretilmiyor ama Mevcut 6500'e karşı karşılaştırdığınız zaman 6500'ün sıfır fiyatı yeni fabrikadan çıkmış fiyatı 56 milyon dolar. Bir tarafta da 8 yaşında 13 milyon dolarlık uçak var. Gerçekten aradaki fark çok büyük. Eğer bu işi biliyorsanız uygun operasyon maliyetlerini takip edebiliyorsanız ve e, uygun fırsatları da cebinizde para varsa alabiliyorsanız ikinci ellerde inanılmaz fiyatlar düşmüş durumda. Tabii fiyat düşmüş diyoruz da bu videoyu söyledim gidip ben ikinci el jet aldım diyen de varsa gelip beraber haberini yapabiliriz. Peki iş adamları niye özel jet alıyor? Bugün iç hatlara gittiğiniz zaman geçmişte bir saatte bütün işlemlerinizi tamamlarken pandemi yani salgın nedeniyle işte testler, kontroller, şunlar bunlar güvenlik tedbirleri inanılmaz sıkı ve bu süre 3 saate kadar çıkmış durumda. Ama özel jet sahibi olduğunuz zaman kalkıştan 5 dakika önce havalimanına gelmeniz yeterli. Hemen kontrollerden geçip uçağınıza biniyorsunuz ve uçak sizin istediğiniz saat kalkıyor. Ee, geri döneceğiniz zaman da istediğiniz saat sizi uçak geri getiriyor. Veya aynı gün içerisinde birden fazla noktaya inip kalkarak maliyetlerinizi aşağı çekebiliyorsunuz. Zamanınızı uygun olarak kullanabiliyorsunuz. Parası olan çok olan iş adamları için gerçekten inanılmaz bir imkan sunuyor özel jetler bu açıdan iş adamlarını yargılamamak lazım. Hava yollarıyla havalimanlarında sürüneceklerine özel jetleri kullanıyorlar zaten birçok iş adamı da hem kendi uçakları veya kiraladıkları uçaklarla helikopterlerle bu zamana karşı yarışlarını uçaklar üzerinden helikopterler üzerinden yapıyorlar ve zamanlarını uygun kullanarak işlerine daha fazla vakit ayır, ayırmaya çalışıyorlar. Birden çok belirli noktada olmaya çalışıyorlar. Biraz videoyu fazla uzattık ama görüyorsunuz zenginin malı züğürtün çenesini yormaya devam ediyor. Bu videoda Acun Ilıcalı ikinci el uçakları nasıl takip ediyor, yılda kaç saat uçuyor gibi soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Lütfen bize Yorumlara yazarak sorularınızı iletebilirsiniz veya info.tolgozbek.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Detaylı havacılık savunma konusundaki haberlerimiz için lütfen sitemiz tolgozbek.com'u takip edin. Katıl tuşuyla da de bizlere destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.